Merhaba arkadaşlar. Temel derslerimizin artık yavaş yavaş sonuna gelmekteyiz. Şu anki dersimiz 45 numaralı ders. Bundan sonraki derslerimizde artık sona ulaşacağız ve bu temel dersleri bitirmiş olacağız. Bugünkü dersimizde dışarıdan çağıracağımız bir resim dosyasını, resim projesini burada yükseltmek amaçlı önceki komutları tekrar edeceğiz. File'dan import diyorum. Import kısmından JPEG işaretli. Burada gördüğünüz gibi sağ tarafta imaj kısmı işaretli. Ve projemi seçip açtıktan sonra sahneme geliyor. Resim dosyası ölçeksiz olduğu için bu şekilde gelir ve siz bunu herhangi bir noktaya tutup mouse hareketle sürükleyerek bırakırsınız. Gördüğünüz gibi şu an ölçeksiz geliyor. Şu karakterimizi silelim. Şimdi ilk önce sayfa ayarımızı yapalım. Window model kısmından, info kısmından metre olan kısmı santimetre yapıyorum. Ve tape measure aracımla ben herhangi bir noktayı ölçüyorum duvar kısmını. Duvar kısmını ölçtüm. Gördüğünüz gibi 4,45 santim gözüktü. Normalde duvar kalınlığı 20-25-30 diye gidiyor. Biz burada standart bir değer kullanmayacağımız için herhangi bir değer verip 20 santim değerini verip bu şekilde gideceğiz. Şimdi bu 4,45 santim nasıl 20 santim yapabilirim? Nasıl ölçekli değere getirebilirim? Şimdi herhangi bir noktadan çizgi üzerinden ve bu çizgiye bıraktığımda 5,13 yani 4 küsür görünüyor gördüğünüz gibi. Buraya bıraktım. Hiçbir komuta girmeden 20 enter dediğimde bu modeli 20 santime resize yani büyütmek istedim ismini soruyor. Evet dediğimde artık bu model benim orantılı olarak büyüdüğünü görebilirsiniz. Ölçelim. Gördüğünüz gibi 18,5 yani 19-20 gibi bir değerlere gelmiş. Hemen hemen. Çünkü tam bir nokta olmadığı için burada farazi değerler oluşabilir. Onlar da sorun değil. Hemen line komutuyla çizime başlayalım. Çok basit. Biliyorsunuz SketchUp'taki modelleme mantığı çok basit işliyor. Line komutunu alalım ve şu kısımdan başlayalım çizmeye. Buradan aldım. H butonuna basarak klavyeden pana geçebilirsiniz kaydırmak için. Line komutuyla bu noktadan yine bu noktaya bir nokta bırakarak çizim işlemine devam ediyorum. Her noktaya bir nokta bırakarak devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde köşe noktalarından çizim işini hızlandırıyorum. Buradan bu şekilde Shift tuşuna basarak şuradaki noktayı sabitliyorum. Gördüğünüz gibi. Bunu tutması için. Tuttuğu anda artık benim yüzeyim kapandı. Gördüğünüz gibi. Şimdi yüzey oluştuğu için ben bunu artık push pull'la istediğim gibi görüyorsun kütle verebilirim. Ama duvar kalınlığım olduğu için offset'le bunu içeriye 20 santim offset yapıyorum. Gördüğünüz gibi 20 santim offset yaptım. Şöyle bir durum söz konusu olabilir. Alttaki nesneleri görmüyorsunuz. Bunu nasıl görebilirim? Şimdi burada X-Ray kısım var. Görüyorsunuz şurada SketchUp'ın kendi toolbarlarında, stylus toolbarında. Ona bastığınızda alttaki projeyi gösteriyor size. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir işlem. Yani mesela şuradaki duvarları çizmek istiyorsam tekrar line komutunu alıp şu noktadan başlayarak çizime devam edebilirim. Biraz daha içeriden başlayayım. Şuradan. Bir onluk duvar bu. Shift tuşuna basıyorum. Eğer tam karşısına gelmiyorsa burada bırakıp tekrar buradan tutuyorum gördüğünüz gibi. Bu çizgiyi çizdikten sonra bu tarafa sağ tarafa 10 santim atmak istersem eğer tape measure aracıyla buradan bir iz bırakarak gördüğünüz gibi 10 santimlik bir iz bıraktım. Onun üzerinden tekrar çizmeye devam edeceğim. Şuradan tuttum. Bu şekilde buraya 10 santimlik bir iz yaptım gördüğünüz gibi. X-Ray komutunu kapattım. Burada 10 santimlik duvarın oluştuğunu görebilirsiniz. Silgi komutuyla aradaki fazlalıkları kaldırabilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu gri gözüküyor gördüğünüz gibi. Bunu hepsini seçip biliyorsunuz komutları tekrar ediyoruz burada. 3 kere tıkladığınızda bütün nesneler seçilmiş oluyor. Sağ tıklayıp Reverse Face dediğinizde beyaz yüzeyler artık gelecektir. Beyaz yüzeyde çalışmaya dikkat edin. Çünkü Reverse Face ters yüzey demek. Ters yüzeyin mantığı da şu. 3 boyutlu programlarda iç ve dış olarak yüzeyler ayrılır. Yani herhangi bir kutu çizdiğinizde
şu kutunun şu yüzeyini sildiğimde içerideki yüzeyin reverse face yani gri yüzey olduğunu, dışarıdaki yüzeyin de beyaz yüzey olduğunu görebilirsiniz. Yani size bakan yüzey beyaz yüzey olacak. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir mantığı var. Evet, konumuza dönelim. X-ray butonuna bastım. Gördüğünüz gibi duvar, onluk duvarımı çizdim. Burada bir onluk duvarım var. Yemek bölümüyle giriş kısmını ayırmışlar. Tekrar buradan bir 20'lik duvar çizelim. Şu şekilde üzerinden gidiyorum. Gördüğünüz gibi. Hiçbir kural yok. Çok serbestsiniz. Yani diğer programlardaki gibi sıkıntıya girmenize gerek yok. Anında tak tak çizim yapıyorsunuz. Buradan tekrar yine bu şekilde. Tabii burada temel olaylara değiniyoruz. Yani önceki yaptığımız komutlara değiniyoruz. Bunu yapan pluginler var. Yani çok basit. Yani buradaki şu anki işlemleri yapmadan, benim yaptığım bu uzunca işlemleri yapmadan bu işi anında halleden pluginler var. Ama buradaki dersimiz bizim temel dersleri olduğu için tekrar komutları tekrar ediyoruz. Gördüğünüz gibi sadece üzerinden gidiyorum. Bu şekilde yaptığım başka bir işlem yok. Çok basit. Line'la bu kısımları birleştiriyorum gördüğünüz gibi. Noktalardan tutarak, yani duvar kısmından tutarak bu şekilde çizim yapıyorum. Eğer tabi ölçekli isterseniz ben çizgi üzerinden gidiyorum. Buradaki onluk duvar işte 11 veya 12 santim olacaktır. Yani kabaca gidiyorum resmin üzerinden. Eğer ölçekli isterseniz şuradan başladığımı belirteyim. Tekrar bunu isterseniz select komutuyla bunu seçersiniz. Move komutuyla kontrol tuşuna basıp 10 santim atarsınız. İsterseniz tape mesure aracıyla bu şekilde bir iz belirtip bundan sonra bir 10 santim belirtip bu çizgi üzerinden gidebilirsiniz. İstek size kalıyor. Çizim mantığını geliştirmek bol bol pratiğe dayanıyor. Bu şekilde bir işlem yapabilirsiniz. Edit'ten delete guide deyip izleri sildim. Dosyamı kaydetmemişim. Untitled görünüyor. File'dan save diyerek test olarak bunu kaydediyorum. Gördüğünüz gibi. X-ray butonunu kapattım. Projem bu şekilde görünüyor. Silgiyle aradaki kısımları kaldıralım. Bunları kaldırmam sebebi hepsini kaldırdığımda bütün duvarlar anında kalksın. Çünkü bu kısmı kaldırdığımda bu kısmın çizgiler kapalı olduğu için bu kısım kalkmayacaktır. O yüzden teker teker bunları kaldırıp temizleyip temiz bir çizim haline getiriyorum. Yani şu şekilde göstereyim size. Gördüğünüz gibi bu şekilde kaldırdığımda bütün duvarların kalktığını görebilirsiniz. Projemize bakalım. Kalkmayan kısımlar var mı? Hepsini kaldırmışız. Bu duvarların hepsi kalkmış. Burada tabii kapı pencereleri var. Burada iki türlü yöntem var. İsterseniz kapı ve pencerelerini bu şekilde burada ayarlayabilirsiniz. İsterseniz 3 boyut yaptıktan sonra yapabilirsiniz. Şimdi isterseniz kaldırmadan yapalım. Tabii çizim tekniği ve hızı yine tekrar size kalıyor. Burada şimdi rectangle aracını alıp şu kısımları belirleyelim. Yani burada bir kapımız var gördüğünüz gibi. Şimdi buradaki kapı aralığını ölçelim. Kaç santim gözüküyor? Bakalım line'la da ölçebiliriz. 67-70 santim falan gözüküyor. Bunu şu kısımdan şu kısma çekersek ve şunu da line'la buraya belirtirsek ve aradaki çizgileri kopartırsak burada görüyorsunuz bir çizgi hattı belirledik. Kapıların olduğu kısım. İsterseniz bunları kaldırabilirsiniz. Bu şekilde. Tabii bunu kaldırdığımızda kapılar tabii kat yüksekliği kadar olmayacağı için tekrar yukarıdan bir bağlamak gerekiyor. Giriş yüksekliği kadar. Onu daha sonra yapabilirsiniz. O sorun değil. Onlar işin ayar kısımları. Şimdi buradan tekrar bu kısımları kapatarak kapı yerlerini kapatıyorum. Şekilde. Giriş kapımız mevcut burada.
pencere kısımları var. Rectangle aracıyla bu noktadan bu noktaya bir çizgi bıraktığımda gördüğünüz gibi kapatmış oldu otomatik olarak. Tekrar X ve Y butonuna bastım. Burada da bir pencere kısmımız var. Tekrar buradan. Yine burada bir kapı kısmı var. Yine bir pencere kısmı. İşlem bu şekilde devam ediyor. Yani gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde hemen işlemlerimizi yapmış olduk. Şurada bir duvar yapılmış. Hemen rectangle aracıyla duvar yapıyorum. Şurada pencerelerim var. Gördüğünüz gibi. Tekrar X-ray butonunu kapattım. Bu şekilde pencere kısımlarını yapmış oldum. Şimdi bunları teker teker kaldıralım. Kat yüksekliği olarak ilk önce bakalım kaldırmadığımız kısımlar var mı? Evet, şurada da var. Şu kısımlar var. Daha sonra uğraşmayalım. Tekrar bu kısımları da hızlıca yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde hızlı bir şekilde kaldırmış olduk. Diğer dersimizde bunları bu şekilde push pull'da kaldırarak modelleme kısmına geçip daha sonra şekillendireceğiz. Tefrişleriyle beraber bu kısımları bitirmiş olacağız. Diğer derste görüşmek üzere.